Selam. Selam Seda, ne haber? İyidir, senden ne haber? İyiyim ben de. Arka oda sohbetlerine. Hoş geldin. Şimdi geçenlerde merakından şey okudum. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni okurken çok ilgimi çeken bir şey oldu. 1776 yılında yapılmış. Yani bundan tam 250 sene önce. İnsanların diyor belli başlı vazgeçilmez haklara sahiptirler. Bunlar yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları. Oo, çok güzel. 250 sene önce bunu söylemişler. Buna takılmadım. Asıl takıldığım nokta şu benim. Diyor ki, deneyimler diyor, yani toplumsal olarak elde ettiğimiz deneyimler, kötülükler katlanabilir olduğunda insanoğlunun alışa geldiği koşulları yıkmak için uğraşmak yerine acı çekmeyi yeğlediği gösterilmiştir. 250 sene önce bunu söylemişler. Ve bu değişik şunu geldi. Yani biliyoruz ya, iki karı kocanın ilişkisi kötüdür, evlilik kötüye gidiyordur ama ikisi de boşanmayı düşünemezler bile. Çünkü o kötü de olsa orası onlar için güvenli bir ortamdır, değil mi? Evet, kesinlikle. Ve o güvenli ortamı bozmamak için o duruma katlanmaya ve acı çekmeye devam ederler. Bu çok aslında bilinçaltının tam bir defaultu. Aslında bizim kendimizi koruma mekanizmamız. Yani düşünsene avcı toplayıcı Neyden toplum. koruyoruz Anlatacağım. Avcı toplayıcı toplumda yaşıyorsun ve hayatınla alakalı bir sürü bitki var, bir sürü hayvan var. Bunlara karşı kendini korumak zorundasın, beslenmek zorundasın. Ne yapıyorsun? Atalarına bakıyorsun, nasıl avlanıyorlar, nasıl bitki topluyorlar ve onların yaptığının dışına çok çıkmıyorsun. Şimdi bu sistem devam ederken bir yerden sonra buzullar geliyor, kıtlıklar geliyor, yani savaş dönemleri geliyor, afetler. evet. Ve burada tür devam etmek zorunda, hayatta kalmak zorundayız. Bu otomatik program diyor ki zorluğa katlanabilmen için sana bir dayanma gücü veriyorum diyor. Ama bu stres hissetmiyorsun, her şey yolunda gidiyor demek değil. Dayanma gücü bu. Şey değil ama, değil mi? Survivor mod değil bu. Aslında bir tür survival moda benziyor ama ona tahammül ediyorsun. Yani o stres altında durduğun duruma tahammül ediyorsun. Şimdi burada birkaç tane dinamik devreye giriyor. Bir tanesi bu dayanmaya devam ederken bu bir alışkanlığa dönüyor. O uzun bir konu, konuşuruz birazdan. İkinci olarak da biz bunu sürdürmeyi şöyle söyleyeyim aslında. Devam ettirdiğimiz durum gerçekliğimize dönüyor. Yani daha ötesi var mı yok mu artık bizim için bilinmeyen belirsizlik ve korku içeren bir durum oluyor. Biz bu seçimi zaten korkuyla yapmışız veya o anın şartlarından mecbur kaldığımız için. Ben yine bu alışılagelmiş kötülükler üzerinden devam edelim. Evlilik örneğini verdim. Yani evlilik kötü gidiyor. Taraf olarak ben diyelim, erkek. Bu evliliğin kötü gitmesi katlanılabilir bir durum. Ve kendi gelecek neslimin tükenmemesi açısından buna eyvallah diyorum ve devam ettiriyorum bu evliliği. Ve bu artık evliliğin bu şekilde olması konusu normalize mi oluyor benim zihnimde? Evet, çünkü artık o evlilikten vazgeçersen bilinmeyen var, belirsizlik var, bir Yeni bir daha ev, biri seni yeni bir sevecek insan. mi? Evet. Aileler ne olacak? Arkadaş gruplarınız var. Ay, hepsini şimdi düzeltecek miyim? Ne olacağını bilmiyorum. En azından burada evde iki kelime edebileceğim, yaşlandığım zaman yüzünü göreceğim biri var. Ne kadar çok şeyden mahrum kalıyor oysa. Mutluluktan mahrum kalıyor. Gerçekten sevilmekten, gerçekten Sevmekten. sevmekten. Karşı tarafı da eziyet ediyor aslında bir anlamda. Aynen. Aslında özgür bıraksalar belki çok daha farklı yaşamları olur. Özgür bırakmaktan kastın ne burada? Bize hizmet etmeyen, ister nesne olsun, ister olay olsun, ister insan olsun, vazgeçebilmek. Özgür olmak. Hayır, özgür bırakmak. Ha, Yani karşı tarafı özgür bırakmak. karşı Bir de tarafı kendinin özgür özgür bırakmak, olman. nesneyi özgür bırakmak. Yani ben şu bardak bana hizmet etmiyorsa onu özgür bırakabilmeliyim. Çünkü bunun neye dönüşeceğini bilmiyorum. Kime hizmet edeceğini bilmiyorum. Ama benden daha mutlu duygular yaratılabilecek bir enerji ortamına girebileceğini biliyorum. En kötü Çöpe atarsın. imha ederler. Başka bir materyal doğar. O enerji bir şeye dönüşür. Senin YouTube'da verdiğin örnek gibi dolaptaki yırtık donlar.
Yırtık don dememiştim, onu sen yırtık dona çevirmiştin. Ben yırtık kıyafetler, evet. Üstümüzde olmayan kıyafetler. Eskiyen. Yani eskidiğini fark edemiyoruz. Bak bu bir çok şey önemli bir şey kıyafetlerle alakalı. Dur onu bahsetmek istiyorum. Hadi. Kıyafet eskiyor, rengi soluyor. Giyen kişi bunu fark etmiyor. Bak aynı dinamik. Başka biri geliyor ya da işte ben sana geliyorum. Aynı işte bu tişörtün çok solmuş diyorum. Ama sende o farkındalık olmuyor. Bak aynı şey. Aynı alışkanlığı devam ettiriyorsan şartların kötüleştiğini çok fark etmiyorsun. Neden o kıyafeti aldığında yaşadığın bir duygu var? Evet. Hani senin dediğin gibi olaya o duyguyu koyuyorum. O kıyafeti alırken çok sevme duygusunu, çok mutlu olma duygusunu koyuyorum. Giyerken de kendimi çok iyi hissediyorum ve bir alışkanlık haline geliyor kıyafeti giymek. Bu aynı ama... enerji sürüyor zannediyorsun. Sürmüyor oysa. Yo, ben onu giyince yine mutluyum. İlk günkü gibi. Ama ilk günkü kadar o duygun neden mutluydu? Onu alırken yaşadığın olay her neyse, işte giydiğin şey sana çok yakıştığı için, çok yeni gözüktüğü için kendini iyi hissetmiştin. Peki bu alışkanlık diyelim, hani bu alışkanlığı değiştirmek için yeni bir kıyafet mi almak gerekiyor? Zamanı geldiğinde vazgeçebilmek gerekiyor. Yani bu farkındalık demek. Yani ister bu kıyafetlerimiz olsun, ister yaşantımız olsun, dönüp bazen tıpkı hani eskiler bahar temizliği yapar ya, yılda iki kere eşyaları değiştirir, dolapların içini toplarlar vesaire. Onun gibi hayatlarımızın içini de toplamamız gerekiyor. Bazen gerçekten yola çıkıp değişimi seçmemiz gerekiyor. Bu basit bir alışkanlık da olabilir. Bilinçaltımızdan gelen büyük bir kodlama da olabilir. Evlilik, iş gibi şu anda hayatımızda rutin olan bir şey de olabilir. Çok değişik, çok ilginç. Yani yaşadığımız durumları gerçekliğimizle örtüştürüp artık onu gerçek olarak bilinçaltımız kabul ediyor. Bu birincisi. İkincisi, bu değişikliği yapabilmek için çok ciddi enerji harcaması gerekiyor. Bilinçaltını biliyoruz biz, tembel. Tembel, enerji harcamaktan nefret ediyor. Dolayısıyla da ben de şeye dikkat ediyorum, çünkü hani çok başarılı insanların hayatına baktığınız zaman çok bir çalışkan insanlar. Rutin yapıyorlar ama kendilerini de geliştiriyorlar. Tekrar ediyorlar ama kendilerini hep geliştirerek tekrar ediyorlar. Başarısız insanlar, yani Türkiye değil de dünya genelindeki insanlara baktığımız zaman da standart bir hayatı olan insanların aslında tembel olduğu, hayatla alakalı beklentilerinin çok fazla olmadığını, bu da işte özgür olmakla alakalı bir şey. Özgürlük farkındalığı yok, değil mi? Özgürlük anlayışı çok farklı. Özgürlük biliyorsun benim tanımımda kendin olabilmek. Yani kendini farkındaysan sana hizmet etmeyen şeyi, ihtiyacını ve hayat kaliteni belli bir düzeyde tutmayı bilirsin. Çok sevdiğim eski bir masal vardır. Yedi şiltenin altındaki iki bezelyeyi hisseden prenses. Bilir misin onu? Şimdi prenses ve yardımcısı şey gidiyorlar, kılık değiştiriyorlar ve bir masal bu. Tamam. Kasabaya gidiyorlar. İşte prenses tanınmamaya çalışıyor. Fakat ev sahibi onlara yatak verirken şüpheleniyor. Yedişer şilte koyuyor, ikişer bezelye koyuyor altına. Sabah uyandıkları zaman yardımcısı gayet "oh harika uyudum" diye uyanıyor. Prenses diyor ki "benim tutuldu, bir şey battı." Anladım. Neden? Hayat kalitesini belli bir kalitenin altına düştüğü zaman uyarılacak şekilde bilinçaltı programladığı için, ama eşik değeri o. Bak. Hı hı. Ne oluyor? O eşik değerin üstünde kalmaya alışmış. Her gün o yedi şilte ve altındaki bezelyeyle yatsa, bir yerden sonra o bilinçaltı onu normalize edecek, gerçekliğine çevirecek. Prenseslikten de yardımcılığa geçecek. Evet, hayat koşullarımız değiştiği zaman, yani pandemide de biz bunu yaşadık. Dışarı çıkamadık, arkadaşlarımızı göremedik, o anda hayati bir korkumuz vardı. Sonra tekrar şeyler açıldı, yasaklar kalktı, sosyalleşme imkanımız oldu. Herkese bir tembellik, fark etmiyor musun? Evet. Kimse eskisi kadar sosyalliğine zaman ayırmıyor, çabuk yoruluyor. Neden? Bilinçaltı dedi ki, ben daha az enerji harcamaya alıştım dedi. Oysa sosyallik uzun ömrü sağlıyor, mutluluk hormonlarını sağlıyor. Aynen öyle. Çok ilginç. Mesela bunu ben hep beslenmeyle karşılaştırırım. Yani protein, karbonhidrat ve yağ almamız gerekiyor. Doğru mu beslenmemiz için? İşte buna et, süt, yumurta vesaire vesaire diyoruz. Türkiye'de son bir yılda et tüketimi azalmış. Bunu zaten biliyoruz. Süt, peynir tüketimi azalmış. Vejetaryen oluyoruz.
Hayır. Sebze meyve tüketimi de azalmış Seda. Bunlar da azalmış. Ne artmış biliyor musun? Makarna. Bu şeye geliyor işte. Yani et süt yememekten vazgeçiyor. Bir alta iniyor. Sonra sebze meyve yemekten de vazgeçiyor. Bir alta ve makarna da kalıyor. İşte bu kötülüğü bu acıya katlanmaya devam ediyor burada. Doğru mu? Şimdi bak, bu güzel bir örnekleme aslında. Bedenimizin her yerde aynı olduğunu da bir örneklemesi. Şimdi etten vazgeçti, okey. Aslında sebzeye dönmesi lazım. Ama sebze yerken ne oluyor? Daha fazla tüketmek gerekiyor. Daha fazla tüketip aç kalabilmek, içinden vitamin, minerali alabilmek. Ve diyor ki bu bir efor. En kısa yoldan ben enerjiyi alırım. Makarna ile enerji alıyorum ama makarnanın içerisinde çok fazla B vitamini dışında besleyici bir şey yok. Ama bizim sistemimiz diyor ki ben bir yola ulaşayım, hani enerji alayım yeter bana. Hep böyle azına razıyız. Asıl mekanizmanın bütününü görmüyoruz. Bu coğrafik bir şey mi yoksa tüm dünya insanları için Tüm geçerli? dünya için yani otomatik biyolojimiz bu şekilde çalışıyor. Bilinçaltımız bu şekilde çalışıyor. Neden Harlem gibi bölgelerde fast foodlar yasaklandı? Neden? Sağlıksız beslenme. Sağlıksız kolay gıdayı elde edip bunu alışkanlığa daha çok çevirebildikleri için. Hani ekonomik anlamda daha rahat olan yerler çok fazla fast food yedikleri zaman bedenleri rahatsız oluyor. Anladım. Diyor ki ben bunu alışkanlığa çevirmek istemiyorum diyor. Bir yerde kendini durduruyor. Ama diğer tarafta direkt alışkanlığa dönebiliyor eylem. Yani biz o kadar farkındalıksız varlıklarız ki aslında. O zaman bir mutlak bir doğru var. Çünkü adam makarnayla ben diyor ki karnımı doyuruyorum, enerjimi de alıyorum ve mutluyum. Onun gerçekliği bu. Niye onu ondan vazgeçirmeye çalışalım o zaman? O öyle kalmaya devam etsin. Ama o zaman ilişkiye de baktığında diyor ki benim hayatımda biri var, okey eve geliyorum, hani çocuklarım da var. Tamam bu bir mutluluk. İş hayatıyla alakalı çalışırken diyor ki sabah 8, akşam 16, 18 her neyse saate gidiyorum, geliyorum, bir şey de yapmıyorum. Yani yapıyorum, yoruluyorum, maaşımı alıyorum ve buna da mutlu olayım bari. E o zaman bizim yaşamamızın ne anlamı kalıyor Necdet? Niye indin bu dünyaya? Ben bunu sana bunu sorarım. Instagram'da var ya tatil gelmiş, geldim ne olmuş? Yani Müzik dinledim ne olmuş? Evet ben nefes değil. alıyorsun. Ne olmuş? O zaman öl, ne olmuş diyelim değil mi? Yani hani ölsün bari yerinden de olsun, farkındalıklı da olsun derim ben. Ha, şuursuz ninja sayısının arttığını da. Yani maalesef sistem bizi gerçekten farkındalıktan uzaklaştıracak çok fazla unsura sahip. Bunu her zaman söylüyorum. Ve biz zaten sistemimiz farkındalıktan uzaklaşabilmek için de çok meyilli. Yani bilinçaltı kestirme yol seviyor. Tıpkı makarna örneğinde olduğu gibi kolay enerji alacak şeyleri tercih ediyor. Ama vitamin vesaire o kim uğraşacak modunda? İlginç. Okey. Yani diyoruz ki hayatınıza dönüp bakın. Dolaplarınızı da kendinizi de arada elden geçirin. Farkındalıklı ve mutlu yaşayın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.